Efendim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda sizlere ikili bir bitki tanıtımında maş fasulyesinden, muko fasulyesinden faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz ve bakla bitkisinden, bakla bitkisinin toprakta canlı olarak olduğu yeri tanıtacağız ve bakla bitkisiyle muko maş fasulyesinin kısaca faydalarından böyle tanıtım amacıyla bir video çekeceğiz. Fasulye bitkileri kategorisinde olan maş, muko fasulyesi fasulye bitkisine göre daha az sindirim sisteminde gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlara sebep olmakla birlikte neredeyse bu etkisi hemen hemen görülmemekle birlikte sindirim sistemi için, kabızlık için oldukça faydalıdır. Çölyak hastalıklarında da etkili olan, hücre yenileyici de özelliği olan maş muko fasulyesi özellikle diyabet şeker hastalıklarındaki insanlar için hücre yenileyici olduğundan ve kan şekerini düzenleyici olduğundan iyileşmeyen yaralar ve rahatsızlıklar için cilt hastalıkları için hücre yenileyici özelliği olan muko fasulyesi böylelikle diyabet şeker hastalıklarında faydalıdır. Sinir sistemi üzerinde de yatıştırıcı etkisi olan, beyin sağlığı için de oldukça faydalı olan maş fasulyesi sinirleri yatıştırıcı özelliği olmaktadır. Bayanlar için adet düzenleyici olan maş muko fasulyesi ayrıca menopoza girmiş bayanlar için de 40 yaş ve üzeri menopoza girmiş bayanlar için menopoz belirtilerini azaltmakla birlikte kalp ve damar hastalıklarında, damar tıkanıklığı, kötü kolesterol hastalıklarında faydalı olmaktadır. Kanın damarlarda daha etkili bir şekilde pompalanmasını sağlayarak damar tıkanıklığı hastalıklarına faydalı olmaktadır. Saç cilt sağlığında oldukça faydalı olan maş muko fasulyesi zengin vitaminler, proteinler, besin değerleri içerdiğinden özellikle kendini yorgun, halsiz, bitkin hisseden sporcular için de tavsiye edilmektedir. Bu şifalı bitki yani takatsizliğe, yorgunluğa, bitkinliğe karşı oldukça faydalıdır. Zengin lifler ve besin değerleri içermesinden dolayı hemen hemen yağ olmamasından dolayı zayıflama ve kilo vermede de oldukça faydalıdır. Elbette maş fasulyesinin birçok alanda faydaları vardır. Ve biz videomuzun uzamaması için bakla bitkisinden de kısaca bahsedeceğiz. Bu gördüğümüz yine maş fasulyesi. Tarlalara yeşillik niyetine ekilen bu maş muko fasulyesiyle bu karşımızda gördüğümüz bakla bitkisi sağlık için oldukça faydalıdır. Bakla bitkisi de böyle bir şekildedir ve böyle küçük çiçekleri olan odunsu bir kazık köklü bitkilerden olmaktadır. Toprağı 100 cm'nin üzerinde civarda derinlemesine ve enine kök salan bir vantuz gibi topraktaki bütün vitaminleri, proteinleri kendine hapseten bu bakla bitkisi böylece zengin vitaminler, demir, kalsiyum, magnezyum vesaire vitamin ve proteinleri tıpkı bu maş muko fasulyesi gibi nezdine hapsetmektedir. Ancak bakla bitkisi kabızlık gibi sorunlara da çare olmakla birlikte, bağırsakları yumuşatmakla birlikte doğal ağrı kesici de özelliği olmaktadır. Bakla bitkisinin bir diğer faydası da kansızlık, anemi hastalıklarında kan yapıcı hücrelerin çalışmasını sağlamaktadır. Tıpkı bu muko fasulyesi gibi vücuda kuvvet ve enerji verdiğinden yorgunluk, bitkinlik gibi sorunlara karşı da faydalı olmaktadır. Adet düzenleyici olan bu bakla bitkisi böylece bayanların renkli adet dönemlerindeki kanamalardan dolayı görülecek halsizlik, yorgunluk gibi sorunlara karşı kan yapıcı özelliği sayesinde bayanlar için de faydalı olmaktadır. Böbrek, idrar yolları ve safra kesesinde bulunan kumların ve taşların da düşürülmesinde etkili olan bu bakla bitkisi idrar yolları enfeksiyonları için de faydalıdır. Kanserden de koruyan, bağışıklık sistemini de güçlendiren bakla bitkisi diyabet, şeker hastalıklarında
kan şekerini düzenleyici özelliği olmakla birlikte çocuklar için, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için ve ileri yaşlardaki yaşlılar için, kemik sağlığı için, beden ve kemik sağlığı için, kas ve iskelet sistemi için oldukça faydalıdır. Ancak bakla bitkisini çok fazla tüketildiğinde bitkisel zehirlenme olarak da görülebilir. Hani hayvanlarda böyle çok yem yediğinde, ot yediğinde, halk arasında çelerme olarak da görülen bir tipte fazla tüketildiğinde zehirlenmelere, hatta ölümlere de yol açabilmektedir. Bakla bitkisinin kötü kolesterol, hipertansiyona da faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Kan temizleyici de özelliği sayesinde kolesterol hastalıklarında, damar tıkanıklığı hastalıklarında faydalıdır. Her iki fasulyede, yani bakla bitkisiyle mugo fasulyesi, yani maş bitkisi sağlık için oldukça faydalıdır. Göz sağlığı için de faydalı olan A vitamini ile göz sağlığı için faydalı olan bu fasulye, hem göz tansiyonunda hem de ileriki yaşlarda göz bulanıklığı ve katrak oluşumunu da engelleyerek gözün ihtiyaç duyduğu A vitaminini de sağlayarak saç ve cilt sağlığında, göz sağlığında, kemik sağlığında oldukça faydalıdır. Kemik erimesi hastalığıyla kalsiyum vitamininden zengin olan bakla bitkisi, kemik erimesi hastalıklarında, ileriki yaşlardaki kemik erimesi hastalıklarında faydalıdır. Doğal ağrı kesici de özelliği olan bakla bitkisinin yarım baş ağrısı olarak da adlandırılan migren baş ağrılarına da faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda romatizma, kireçlenme ağrılarında da faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Yani doğal bir ağrı kesici olarak da kullanılabilmektedir. Bitkiler genellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek zengin vitamin, proteinler sağlayarak, tıpkı bir bahçenin güzel bakılarak güplenmesi, sulaması düzenli yapılan bahçeden iyi verim alındığı gibi, bedenin, bir insan bedeninin ihtiyaç duyduğu besin, vitamin ve proteinleri yeterli miktarda sağlandığı takdirde daha sağlıklı bir yapıya sağlayarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek bu kış aylarında çabucak hastalanan insanlar için soğuk algınlığı, gripal vesaire hastalıklarda, solunum yolları hastalıklarında oldukça faydalı olduğu gözlemlenmiştir. İşte bugün YouTube kanalımızda bir bahçenin kenarında gece yağan yağmurdan sonra çamur bir ortamda da olsa sizlere bakla bitkisinin faydalarından, mugo maş fasulyesinin yararlarından, hem de bu bitkileri doğada canlı olduğu ortamdan, faydalarından, yararlarından bahsederek sizlere bu bitkiyi toprakta nasıl yetiştiğine dair böyle canlı görsel olarak da gösteriyoruz. Ve gördüğümüz gibi burada bir yeşillik niyetine ekilmiş bakla, mugo fasulyesi bitkileri vardır. Ve arasında ıspanak da ekilmiş ve tereotu ve soğan niteliğinde, yeşillik niyetinde amca bu bahçeye geldiğinde, bahçede çalışırken bu yeşilliklerden kopararak, sebzelerinden kopararak ve bir süs bitkisi olarak da bundan sebeplenmektedir. İşte bugün mugo maş fasulyesini, bakla bitkisinin tanıtım videosunun faydalarını size anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.